Neyim? Mektubattan 29. mektup 7. kısım. Körü körüne taklitçiliğe alışan buradaki Hamiyet Furuşlar diyorlar ki, körü körüne taklitçiliğe alışan maymun fıtratlı veya gölge insan deniliyor. Diyorlarmış ki, Türkiye'dekiler, buradaki deyince Almanya'yı, zaten Almanya'dayız. Almayı zannetmeyin. Buradaki Hamiyet Furuşlar diyorlar ki, yani Türkiye'dekiler, madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu, yani Katolik mezhebi, Protestan. Protestan, sizin burada Protestan yok da şey, Evangeliş var. Evangeliş Türkiye'deki karşılığı Protestan. Başka mezhepler de var tabii. İngiltere'deki mezhep daha başka. Diyor ki neyse, madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu, ayrıldılar. Bidayet de inkılapçılara mürted denildi. Yani bu işi başlatan Luther. Bunlara mürted denildi. Buna mürted denildiler. İlk önce öyle oldu. Sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi. Yeni Hristiyan olarak kabul ettiler. Öyleyse İslamiyet'te böyle dini bir inkılap olabilir mi? Dinde de bir inkılap, İslamiyet'te de bir inkılap olamaz mı? Diye soruyor. El cevap, bu kıyasın birinci işaretteki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir. Çünkü birinci kıyasta mevzu tabii, baştan beri geliyor burada, Darül Harp meselesi var. 29. mektubun 7. kısımda işarat-ı seba diye 7 tane mevzu işaret ediliyor. Çok harika mevzular. Birincisi Darül Harp mıdır Türkiye? Ecnebi memleketlerinde efendim Darül Harp'te bazı şeylere fetva verilmiş, Türkiye Darül Harp vesaire diye. Üçüncü işarette biz Allah Allah dedikleri kaldık. Avrupa madde dedi, terakki ettik. Terakki etmemizi, geri kalmamızın sebebi nedir diye şey yapılıyor, soru soruluyor. Sonra Mehdi meselesi vesaire. Ben şimdi uzatmayayım. Çok ilginç bir yerdir burası, mektubatın. Merak eden okusun. Din-i sevide yalnız esasat-ı dini Hazreti İsa Aleyhisselam'dan alındı. Hayat-ı içtimaiye ve furuat-ı şeriye dair ekser ahkamlar Havariyun ve Sayyid Rüesay Ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısmı azamı Kütüb-ü Sabıkay-ı Mukaddese'den alındı. Ne demek, ne dedi? İsa Aleyhisselam furuata dair, amele dair hiçbir şey getirilmemiş, gelmemiş. Gelmeden zaten 33 yaşında uruç edildi. Hep itikata dair, öyle ahlaka dair bir şey getirmiş. Amele dair Hristiyanlıkta hiçbir şey yok. Var olan da eski kitaplardan alınmış. Yeni ahit, eski ahit diye geçer. Eski ahit Tanha diye geçiyor. Yahudilerin kitabının adı Tanha. Tanha üçe ayrılıyor. Tevrat, Risalet, Nübüvvet kitaplarını bir araya getirmiş. Ne Tanha deniliyor? Nasıl ki biz İslam dini deyince bir kitap, bir sünnet temelde. Onlarda da Tanha, Tanha üçe ayrılıyor. Tevrat, Risalet bölümü, Nübüvvet bölümü. Bu eski ahittir. Yeni ahitse Hristiyanlıktır. Hristiyanlık amele dair hiçbir şey getirmemiş. Yok. Amel bir şey varsa o da eski ahitten alınmış. Zaten bunu kafanızda çıkarmayın. İsa Aleyhisselam'dan sonra 3 asır, yani 300 sene sonra kaleme alınmış İncil. 360 tane İncil vardı, farklı farklı 4'e indirdiler. Yani beşerin, insanların tercihine kalmış İncil. 4'ü indirmişler. 4'ü de birbirleri çatışan yaklaşık olarak 180 tane madde var. Benim Türkiye'de kitap var böyle.
Dört İncil'in mehazları ve birbirine çatışan yerler diye bir kitap var böyle. Ehilleri yazmış. Mesela Yuhanna'da şöyle, diğer şeylerde de şöyle diye çatışan yerlerini ortaya koymuş. Demek ki İncil havariler tarafından 300 sene sonra kaleme alın. Amele dair hiçbir şey yok. Var olan eski ahitten alınmış. Burada öyle diyor zaten. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaca hakim ve sultan olmadığından, yani cihan şumul peygamber olmadığından, yöreye, beldeye, o zamana, o beldeye o zamana geldiğinden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi her beldeye her zamana gelmediğinden, kavanini umumi içtimaiye merci olamadığından, esasat-ı diniyesi hariçten bir libas giydirilmiş gibi. Yani o ahlak var ama elbise yok. Yani itikat boyutu var, amel boyutu var. Ceset var, elbisesi yok. Veya ruh var, cesedi yok. Dolayısıyla şeriatı seviyeye elbise hariçten giydirilmiş. Sen ben giydirdik. Yani kaydeleri sen bilir. Düşün ki 360 tane farklı İncil'i biz ayıklıyoruz. İnsan, insanoğlu yani. Bu olsun bu olmasın. Nereye göre olmasın? Adam kendi ölçümsüne göre. Peki Allah'ın kitabı tek değil. Nasıl 360 tane farklı oldu? Tamam hadi orayı da geçelim. Şu anda 4'ü de farklı. Kur'an'da böyle bir şey yok tabii. Bakın tek. Çünkü değil mi? Burada bir parmak karıştığına değil. Ve İsa Aleyhisselam böyle yaz şeklinde de bir şeyi olmamış. Nasihat şeklinde konuşmuş. Onları da talebeler anladıklarını, anlayabildiğini, yani İsa Aleyhisselam'ın anlattığının anlayabildiğini, o da anlayabildiğini anlattığını, o da anlayabildiğini anlattığını derken 300 sene sonra adama kalem almış. Bu yani. Esasat-ı diniyesi hariçten bir libas giydirilmiş gibi şeriat-ı Hristiyani namına örfi kanunlar, medeni dusturlar alınmış, başka bir suret verilmiş. Yani bu sefer insanlar içtimaya, Hammurabi kanunların da girmiş yani. Bayağı Hammurabi kanunların böyle şeyler var. Çoğusu %90'ı eski ayetten almış. Yahudi'den almış. İslamiyet'ten de sonradan 600 sene şey. Fakat sonra girenler vardı böyle. Yeni böyle bu İngiltere'de onu. O İslamiyet'ten de almış. Biliyorsunuz İslamiyet ve Hristiyanlık arasında 600 sene fark var. Diyeceksiniz ki İslamiyet'te nasıl alacak? Daha İslamiyet yoktu ki. Sonra. Bu suret tebdil edilse, o libas değiştirilse yine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın esas dini baki kalabilir. Şimdi bu ameli hariçten giydirildiği için Allah göndermemiş bunu. Allah'ın değil yani. Allah'ın takdiri ve emri değil. O zaman bozulursa İsa dini bozulmuş olmuyor. Allah'a dokunmuyor. Çünkü beşerin kanunları bozulmuş oluyor. Anladınız mı bunu yani? Amel onun değil yani. Hristiyanlığın değil. Bozulursa İsa Aleyhisselam dini bozulmuş olmuyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inkar ve tekzip çıkmaz. Yani mesela amelde şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Farklı farklı şeye getirse İsa Aleyhisselam farklılık olmuyor. Çünkü İsa Aleyhisselam getirmemiş bunları. Kendileri uydurdu. Halbuki din ve şeriat İslamiyenin sahibi olan Far-ı Alem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki cihanın sultanı, Şark ve Garp ve Endülüs ve Hint birer taht-ı saltanatı olduğundan din-i İslam'ın esasatını bizzat kendisi gösterdiği gibi o dinin teferruatını ve sair ahkamını hatta en cüzi adabını dahi bizzat o getiriyor. O haber veriyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam itikadı da ameli de bizzat sahibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani esasatını getirdiği gibi en ufak adabına kadar din bu getirmiş. Çok ilginçtir. 25. sözde bir yer vardır. Çok hoşuma gidiyor. Bu kadar detayın detayına inilmiş amelde, ta fiildeki hareketimizde iç alemdeki düşünceler boyutuna kadar
Hiçbir yerde çatışma yok diyor. Şimdi bunlar da itikatta çatışmalar. İncil'in temellerinde farklılıklar var. Tabii ki bu normaldir, mantık normaldir farklılık olan. Çünkü dört tane deniliyorsa, hepsi tıp tatıp aynı olsa dört olur mu? Bir olur onun adı. Dört tane farklı denilirse bu ne demektir? Aynı değil demektir. En pratik mantığı budur. Bunu anlıyoruz değil mi? Yani aynı olsa onun adı dört olmaz, tek olur. Ha, yüz tane de olsa adedi çok olur ama hakikati birdir. 360 tane farklı İncil'de dörde inmişse, dört farklı İncil kabul ediliyor mu edilmiyor mu şu anda? Ediliyor. Dört tane farklı İncil. Ha o zaman dört farklı olunca dördü de farklıdır. Ha şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cihan şumul bir din olduğundan en teferruatına kadar sair ahkamın en cüz'i teferruatına kadar bizzat o getiriyor. Ve yaşıyor. Ve söylüyor. O getiriyor. O emir veriyor. Demek Furuat-ı İslamiye değişme kabir bir libas hükmünde değil ki onlar tebliğ edilse esas din baki kalabilsin. O zaman biraz önceki gibi onların isterseniz onu biraz ileri alın. Tamam. Şimdi libas onda hariçten giydirilmişti Hristiyanlığa. Yani ameli ahkami, hukuku şey hariçten geldi. O ahkam değiştirilse, amel değiştirilse Hristiyanlık değişmiş olmuyor çünkü onu getirmemiş. İslamiyet öyle değil. İslamiyet teferruatıyla, zahirle, batını beraber getirmiş. O zaman detayındaki bir farklılığı getirsen ta merkezi değiştiriyorsun. Neye benziyor? Çekirdekte en ufak bir hata veya değişiklik ağaçta büyük bir yekün yapar. Çünkü İslamiyet öyle bir şey ki detay dediğimiz, teferruat dediğimiz, ahkam veya furuat dediğimiz efendim bu gömlek gibi değildir. Bu gömlek giydirilmiştir. Bak, bunu değiştirse masan değişmez. Ama ceset öyle değil. Ceset ruhumla beraber geliştiği için evet cesedim ruhum değildir ama ruhtan kopuk da değildir. Buraya müdahale, ruha direkt müdahale. Bunu kessem en zahiri acı duymam ama cesedim öyle değil. Onun için İslamiyet'teki teferruatlarda sanki cesedin ruhu gibi, yani ceset gibi, ruha ceset gibi olmuş. Ona hep o giydirmiş, o zaman bir bütün olmuş. Peki en ufak detay niçin şey yapılmış? Şöyle, aslanın ruhunu koyunun cesedine koysan veya koyunun ruhunu aslana koysan nasıl olur, nasıl tuhaflık olur? Aslan parçalamak isteyecektir ama koyunun cesedi buna müsait değildir. Ne ağzı müsait, ne pençeleri müsait. Efendim koyunun ruhu otlamak isteyecektir ama aslanın ağzı müsait değil. Değil mi? O zaman ceset ruh beraber olacak. Ha o zaman yani ceset başka, cesedi yapan bir başkası olsa, ruhu bir başkası yapan olsa ikisini nasıl imtisaç ettireceksin? Olmaz. O zaman ikisinin uyum olabilmesi için ne yapması lazım? İkisinin bir yapması lazım. Birisi yapması lazım. İslam dininde ceset ve ruh aynı kaynaktan kaynaklandığı için kaynamış. O zaman bu kaynamış olan bir hakikatin en ufak bir yerini değiştirmek, merkezi değiştirmek gibidir. Çekirdekteki en ufak bir müdahale ağaçtaki netice itibariyle büyük yekün teşkil ettiği gibi. Belki de ağacı da yok eder. İğneyi batırırsan çekirdeğe ağaç yok olmuş olur. Demek en ufak şeyi de o emir veriyor. Mesela çatlayan tabakla diyor su içmeyiniz. Tuvaleye kadar mesela yemeğe üfürerek yemeyiniz. Tek çorap giymeyiniz. Tek şey giymeyiniz. Oradan çıkarak arabayla giderken sol camını açıp gitmeyiniz. Fark etmez aynı şey. Kıyas yani. Tek çorap giymek nasılsa, mekruhsa, tek cam açılıp da gitmek öyledir mesela. Niçin? Vücudun dengesi bozuluyor yani. Vücudu iyi bilen, vücudu bilen sahibi olan Allah peygamberine söylettiriyor. Değil mi bakın? Tek tarafına vuruyor mesela. Misal diyorum yani. Bu kadar detayına kadar. Mesela küçük binalar olduğu yerde gökdelen yapmayınız. Evet haram değildir ama uygun değildir. Demiş niye? Onları psikolojik olarak alçaklık kompleksine itiyorsun.
Bak buraya kadar. Tuvalet adabından yatağın detayına kadar, yatak adabına kadar. Sokakta tükürmeye kadar. Mesela. Peygamber Aleyhisselam sokağa tükürmeyi yasaklamıştır. Hele hele ondan daha basit olan arabadan muz kabı atmak, araba bir şey poşet atmak kesinlikle değil, kul hakkıdır. Kesinlikle yanlıştır mesela. Ta detayına kadar. Her şeyi getirmiş. Ama Hristiyanlıkta böyle bir şey yok ki. Yani Allah aşkına bir tane amel denilen bir ilaçlık için bir şey getiremezsin. Amel yok yani. Önce bir Hristiyanla karşılaşmıştım böyle de. Dininizin kıymetini bilin dedim ben ona. Şaşırdı böyle, niye? Baksana oruç bizde, namaz bizde, zekat bizde, hac bizde, beşeri münasebetler de bizde. Siz bir inandınız, tamam yani. Bak ne kadar kolay yani. Kıymetini bil yani. Bil kendinden gitmesin. Biliyor. Biliyor. İğnelediğim yanlıyor. Öyle bir din ki hayatın safhalarına hüküm getirmemiş. Öyle din olur mu? Haram yok, mekruh, tuvalet adabı yok, şu yok yani, hukuk yok, fıkıh yok, böyle din olur mu? Din hayatı, hem nuru, hem esası, ihya-i din ile olur, bu milletin ihyası. Din hayatın her safhası, din hayatın kendisidir. Yani tuvalet adabı dindir, tuvalete nasıl oturulur dindir. Orada ne düşüneceksin, düşünce var mı yok mudur dindir. Ya demediği bir şey olmadı ki, metafizik alemini bu alemle beraber veren şey yapılıyor. Din odur yani. Din hayatı yorumlamaktır. Din başka bir manasıyla kainatla insanı bütünleştirme melekesi veya özeti ve feristesi veya formülüdür. Fıtrat dini yani. Fıtrat. Yasay. Evet. Belki esas dine bir cesettir. Lakal bir cilttir. Yani bizim amellerimiz, bu dediğimiz cesedin cildi gibidir. Onunla imtizaç ve iltihak etmiş, kabile tefrik değildir. Onları tebdil etmek doğrudan doğruya sahibi şeriatı inkar ve tekzip etmek çıkar. Yani ameli şunu yapmasak olmaz. Ona direkt müdahale etmek, basit bir şeye müdahale etmek, direkt dine müdahale etmek gibidir. Ama bu doğru mudur, değil midir? Bir Hristiyanlıkta ne yok. Bu da mesela öyle bir şeydi. Bir helal haram dinde olmaz mı ya? Hangi dünyada hangi bir rejim vardır ki yasakları ve helalleri olmasın? Ya devlet ya, kanun olsun ya. Bir kanun düşün ya. Elbette bir insan eti yiyen yamyamlarda bile onlara uygun, onları böyle idare eden bir kanunları var. Hristiyanlıkta böyle bir kanun yok. Böyle kanun yok yani. Mezahibin ihtilafı ise hemen aklımıza gelir. Ya kardeşim öyle ama onlarda dört İncil var. Sizde de dört tane mezhep var. Bak mukadder soru. Değil mi? Sizde de dört tane şey var. Farklı amel var. Evet itikatta yoktur ama amel vardır. Bir çorapsız namaz kılmak diyorsunuz sünnettir. Çorapla kılmak sünnettir. Kan akmak. Kan akarsa abdest bozulur. Kan akarsa bozulmaz diyen var. Yani çatışma var gibi amelde ama itikatta değil. Diyor. Sahip-i şeriatın gösterdiği nazarı dusturların tarzı tefehümünde ileri gelmiştir. Zaruriyat-ı diniye denilen ve kabili tevil olmayan ve muhkemat denilen dusturlar ise hiçbir cihette kabili tebdil değildir ve medar-ı iştihat olamaz. Onları tebdil eden başını dinden çıkarıyor. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُونَ سَمْ يَمْرُقُونَ سَحْمُ مِنَ الْقَوْسِ. Yani dinde öyle çıkıyorlar ki okun yaydan çıkıp fırlaması gibi çıkıyorlar. Kaidesine dahil oluyor. Allah Allah. يَمْرُقُونَ سَحْمُ مِنَ الْقَوْسِ. Yani o kaps var böyle yay. Orada sanki çıktığı gibi çıkıyorlar. Şimdi ne dedi? Dedi ki esasat-ı diniyede muhkemattır, esasattır, zaruriyattır. Yani dinin açık emrettiği şeyler nas olarak %90'dır. Dinimizde hiç içtihada mezhep imamlarına şey bırakmamış, içtihat farklılığı bırakmamış. Bu %90 elmas sütündür de. %10 içtihat farkı var. O da niçin? Peygamber aleyhissalatü vesselamın aynı bir hakikatin tatbikatında farklı farklı tatbikat yapmış.
Mesela bir gün gene Şafii Hazretleri kendisini, yani mezhep imamları kendi ne desem de olsa şöyle mi yapsam, böyle mi desem, şöyle mi uygula desem, öyle bir şeyleri yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı mevzu hakkında farklı tatbikatları olmuş. Onu da anlatacağım niye. Ha, o farklı tatbikatlarını mezhep imamları bulundukları yöreye, zemine, fiziki ve coğrafi durumuna ve insanların konumuna göre o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı amellerinin farklı tatbikatlarından seçmişler gene. Mesela çoraplık kılmak ve kan akması hakkında iki tanesi. Çünkü bu değil. Meselemiz o iştihat. İştihat ne demektir? Farkı niçin kaynaklanıyor? Hak bir olur. Nasıl dört hak olur? Dört hak mezhep nasıl olur? Merak edeniniz varsa sözlerde 27. sözdedir. Ama o mevzumuz değil. Ama bu mevzumuz itibariyle şu kadar izah edin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam abdest aldıktan sonra bir gün çorapsız namaz kılmış. Bir gün de çoraplı namaz kılmış. İmam-ı Şafii doğuludur, İranlıdır. İran bölgesinin imamıdır. Şimdi o insanlar malum çiftçilikte, kırsal bölge olduğu için onunla uğraşıyorlar. Gübreyle, toprakla, çiftçidir. İmam-ı Azam'a ittiba edenler daha çok şehirciliktir. Onun için İslam devletlerinde daha çok İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebinin kural şeylerini uygularlar. Sebebi daha biraz şey. Peki nasıl yapmış? İmam-ı Azam'a göre çorapsız kılmak mekruhtur. İmam-ı Şafii çoraplı kılmak sünnettir. Çoraplı kılmak mekruhtur. Sebebi şu. Peygamber Aleyhisselam çoraplı da kılmıştır, çorapsız da kılmıştır. Sebebi peygamber niçin böyle fark ediyor? Çünkü can şunun peygamber olduğunu demiştik. Her zamanın, her zeminin peygamberidir. Bütün kainatın peygamberidir. Ondan sonra daha yoktur. Bütün insanların peygamberi olduğu için dünyada coğrafya bakımından, konum bakımından, fiziki bakımından, kültür bakımından, eğitim bakımından, yaşantı ve iş bakımından farklı farklı insanların ümmetidir. Mesela İran ve Doğu'daki insanlar gübreyle uğraşır. Şimdi pislik içine uğraşırken namaz vakti geldi. O pis çorapla nasıl namaz kılacak? Şey dağdadır. Köye gidip de çorap mı alacak? Bu sebep gübre pistir vesaire. Necistir. Bu necisle namaz kılma dedi ya. Çıkar ayağını. Öyle yık. Öyle namaz kıl. Temiz ayak. Çorap pis çünkü üstü başı şey oluyor. İmam Azam da dedi ki çorapla kıldı. Sen diyor şehirdesin. Mescitte namaz kılacaksın. Daha kırsal bölgelerde yaşamıyorsun. Yani sen tek başına insan bir insan değilsin. Sen sosyal bir varlıksın. Dolayısıyla senin taşımış olduğun bir mikrop vesaire seni bırakacağın bir şey toplum içinde olduğu için yayılır. Onun için abdest aldıktan sonra mantar mıdır, salgın hastalığı, deri enfeksiyonu bir sürü hastalık olabilir. Veya başka yerden abdest aldıktan sonra çırabı gir, git mescide. Niye? O ıslak ayakla mescide basacaksın, ta o safa gideceksin. Oraya gidene kadar o ıslak ayak basa, oradakini oraya, mikrobu aldın, onu oraya taşıyorsun. Onun için çorabını giy. Yani toplum içinde yaşıyorsun. Mesela, efendim, gene kırsal bölgede yaşıyorsun, dağdadır, kırdadır, bayırdadır, çiftçilik uğraşıyor. Burada ayağına taş, kanat, abdestliydi, namaz kılmayacak. Diyor ki, Peygamber Aleyhisselam şundan çarpmış. Ayşe validemiz, Ayşe Sıdıka validemiz radıyallahu anh'a, Peygamber Aleyhisselam anında kan akmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe validemiz gelmiş, elini parmağını vurmuş, ya Resulallah, alnınızda kan akıyor demiş, o da bakmış. Gitmiş abdest almış. Dememiş niçin abdest aldı. İmam-ı Şafii diyor ki kadın sürdüğü için aldı diyor. İmam Azam diyor ki hayır kan aktığı için aldı diyor. İmam-ı Şafii niçin bunu tercih etti? Yani ne yapayım falan diye düşünerek değil. Baktı Kur'an, cemiyet, imam. İmam-ı Şafii. Bakıyor Kur'an ve sünnetteki durum. Bu topluma nasıl olur? Şimdi bu adamlar orada taş burada ya. Şimdi kan aktı. Kırsal bölgelerde nerede bulacak su? O zaman Peygamber Aleyhisselam demedi ki ben kan aktığı için abdest aldım veya kadın sürdüğü için aldı demedi. O zaman İmam-ı Şafii diyor ki kan aktığı için değil kadın sürdüğü için. Ne için? Ha şimdi kırsal bölgede yaşadığı için şimdi oradaki insanlar dağdadır. O zaman orada haram tehlikesi daha ihtimali şöyle kavi. Dağda bayırda kimse yok. Aman ha yabancı kadına yanaşma. Zinayı da hem önlüyor ama ha abdestin gider. Burada abdest yok, namaza da gider diye. Efendim ve helalın da yoksa, kadına yanaşma kendi helalına. Şimdi burada bir sorunun olursa, sıkıntı olursa nasıl abdest alacaksın, nasıl yıkanacaksın veya namaz da şey yapamazsın. Onun için kadına dokunmak orada tehlikelidir. Burada şehirde öyle değil. Otobüse biniyorsun, minibüse biniyorsun, değil mi? Tramvaya biniyorsun, sürünüyorsun. O zaman abdest almaya kalksan hiç abdest alamazsın.
İki de adım başı çarpıyorsun, tramvaya biniyorsun, minibüse biniyorsun. O zaman abdestsiz dolaşacaksın. Ama İmam Şafii diyor ki sen daldasın, kadın nasıl çarpacak? Sana eğer kadın çarpacak duruma gelmişseniz orada, işiniz vahim. Ha, dolayısıyla bu çarpmayı önlemek adına, ya yanaşma kadın çarptı, abdestin gider diye. Hem günah ölüyor, hem de kan akmaktan abdest bozulmamasıyla namazsızlıktan kurtarıyor. Çünkü orada ne de abdest şey yapacak. İmam Azam da, şimdi şehirciye yaşıyorum. Nerede bulacak her zaman abdest? Yani demek ki, %90'ı esasattır, muhkematı zaruriyattır dinde. Orada iştihat yoktur. Vakı, musallavatı, zekat. Zekat böyle namaz kılın, orada iştihat edilir mi? İstihareye yatılır mı namaz kılalım mı kılmalım? Demek ki buralarda iştihat yoktur. İştihat nerede olduğunu anladık. Kur'an ve sünnetteki, Kur'an ve sünnette, hele sünnet biliyorsunuz, Kur'an'ın tatbikatıdır. Peygamber Aleyhisselam o ayeti, o emri nasıl yapmıştır? Sünnet bu. Kur'an'ın tatbikatı. Bu farklı farklı tatbikatı mutlak bırakmış. Niçin böyle farklı yapıyor? Mutlak bırakarak her bölge, her insan coğrafi durumuna, işine göre benim o farklı tatbikatımdan çıkartsın. Bu yani. Yoksa gene hep Resulullah'ın hayatından çıkan şey, yani kendi düşünüşleri, kendi tilkiye karyasını koymuş böyle, böyle diyeyim, yok. Bunun daha detayı efendim 27. sözde var. Yani o dört İncil'e mukabil sizde dört, ha tatbikatta farklılık, ahkamda gene hiçbir farklılık yoktur. Ehl-i bidâ dinsizliklerine, ya mevzuyla alakalı soru sorabilirsiniz. Bu mevzuyla alakalı olursa. Ehl-i bidâ dinsizliklerine ve ilahatlarına şöyle bir bahane buluyorlar ki, diyorlar ki âlim insaniyetin mütesersil hadisatına sebep olan Fransız İhtilal-i Kebir'inde papazlara ve rüesa-i ruhaniyeye ve onların mezhebi hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrip edildi. Sonra çokları tarafından tasvip edildi. Frenkler dahi ondan sonra daha ziyade terakki ettiler. Yani akümü ve zorbalığına karşı isyan ettiler. Fransız İhtilal-i Kebir var. 1789 muydu? O zaman da dolayısıyla ondan sonra Avrupa ilerledi. Ondan önce 400 sene iç savaş vardı. Bugün Orta Doğu'da kan döken, bugün Çeçenistan'da kan döken, Tunus'ta, Cezayir'de kan döken bunlar gene. Bugün din namına yapılıyor şeyde, Irak'taki zulüm, kan dökmeler. Çünkü işte efendim şey yaparsa Arz-ı Mevud denilen, vaat edilen topraklar, onların işte Yahudi parmak soktuğu Yeni Ahit'te. Yeni Ahit'te diyor ki Orta Doğu o bölgeler Yahudilere Tanrı şey bağışlamıştır, Yahova. Onlar alırsa İsa Aleyhisselam nuzul edecek. İsa Aleyhisselam nuzulünü şeye bağlamışlar Yahudiler. İsrail'in Orta Doğu komple eline geçirmesiyle İsa Aleyhisselam gelecek. Dolayısıyla Amerika bugün din namına, zahide petrol gibi gözükürken hayır. Arkada evet, onların mezhebinde İsrail, onun için yardım ediyorlar İsrail'e. Oraları alırsa İsa Aleyhisselam nuzul edecek. O İsa Aleyhisselam nuzul etmesinin şartı olduğundan onlar da İsrail'e oraları vermek adına yapılıyor. Demek ki dindir yani. Bugün Tunus'ta İtalyanların zulmü. Bugün Cezayir'de değil mi? Ve daha önce mesela geçen seneye kadar 120 bin insan katletmiş. Daha önce 50 bin insan öldürmüş yani o savaşta 1950'de. Bugün Çeçenistan gene Rus yani. Bunlar hep böyle bakarsan gittikleri yerde kan götürmüşler. Ama Osmanlı din avına gittiği yerlerde ham yapmış, hamam yapmış ve gittiği yerde zulüm içinde gitmiş ve gitmesi kendi kafasına değil. Oradaki halkın o Hristiyan despotlarından kurtarmak için. Eğer oraya dini götürüp zoraki dindar yapmak olsaydı niyetleri bugün İstanbul'da hiçbir kilise olmayacaktı. Hiçbir gayrimüslim olmayacaktı. Karaköy niye denmiş? Fatih dönemi değil. Fethedildikten sonra demiş ha burası sizin yer. Sizin kanunuzu siz bölgenizde idare edin. Ondan sonra orası Karaköy demiş. Mesela Macaristan'da onların gittiği zaman kendi kanunlarını onlara tatbik ettirmiş. Yani gittiği zaman kanununuz nedir sizin? Gelin onu üç yapın yani. Gitti Osmanlı kanununu götürmemiş. Eğer Osmanlı katliam, adam kesme ve işgal etme adına gitseydi her gittiği yerde Hristiyan kalır mıydı? Keserdi ya. Kimse yoktu ki karşısına duracak. Amerika gibi yapmaydı ki. Yapsaydı ki. Hatta İsrail'i yerleştiren oraya, Yahudileri oraya yerleştiren Osmanlı'dır.
İspanyollar kovmamış. Bugün Endülüs İslam Devleti'nden sonra, İslam Devleti'nin orada Avrupalılara medeniyeti, tuvaleti bile adamı öğretemem. Ne yapmışlar onlar? Bütün yağmalamışlar, bütün medeni şehri ve insanları katliam yapmışlar. Yani katletmişler. Ha bugün Bosna Hersek mesela. Yani Sırplar mı yaptı? Yok. Sırplar yaparken aslında eğer Sırp arkasında Avrupa'dır. Avrupa despotluğudur. Yani Bosna Hersek'teki, Makedonya'daki katliam Avrupa'nın yapmasıdır. Bugün İsrail'in Filistin'i ve Şürt'ünü yapmış o katliam Avrupa'nın ve Amerika'nın desteği. Onlar da yapılıyor. Ama işin garip tarafı onların temsilcisi İslam hakkında bak böyle diyor yani. Aslında bir şey getirmiştir. Çok ilginçtir. Ya şu anda katliam yapıyor. Siz diyor savaştan başka bir şey bilmezsiniz. Katliam yapıyor. Katliam yapasınızsınız ya. Bu da Mudafaya geçiyor. Vay niye Mudafaya diyorsun? Adam tanklarla şey yapıyor, o taş atıyor. Gene terörist bu. Adam devlet de geliyor fıza atıyor. Hiç istediği gibi. Gidiyor bankaları, borsaları gidip gasp ediyor. İstediği zulmü yapıyor. Şehre giriyor, her şey yapıyor. Hiç ses yok. Adam kuş lastiğiyle taş atıyor. Terörist bu. Ne yapacaktı ya? Ya acayip bir mi gidiyor ya? Konuşmakta da bile haletim bozuluyor benim ya. Gene terörist ve kan getiren buymuş yani. Ne kadar acayip bir şey ya. Çok ilginç. Kelime oyunlarıyla insanları anlatıyorlar, kelimelerle. Tabii o kadar yani. Sihir yapıyorlar. Barış ve demokrasi getirecek. Namal. Irak mesela. Öyle yapıyorlar. Demokrasi mıdır ya? Niçin gittiğini anlayalım. Bilmiyoruz. Avrupa desteği. Neyse. Erceba. Bu kıyasın dahi evvelki kıyaslar gibi farkı zahirdir. Çünkü Fransızlarda havas ve hükümet adamlar elinde çok zaman dini Hristiyan'ın bağımsız Katolik mezhebi bir vasıtayı tahakküm ve istibdat olmuştu. Havas o vasıta ile nüfuslarını avam üzerinde idame ediyorlardı. Yani ki onların elinde bir tahakküm, bir istibdat olmuştu. Havas yani üst tabaka, anlıyorsunuz değil mi? O vasıta ile nüfuslarını yani halkın üzerindeki hakimiyetini üzerinde idame ediyorlardı. Dindir, oy afaruz kanuncu yapanlar onlar değil mi? Ben gittim gördüm şeyden. Verona'da, İtalya'da, Milano'nun şeydi gördüm. Şey diyorlar ona, ne diyorlar o? Sanki bir stadyum gibi, orada ortada biri, orada aç fareleri, aç köpekleri, aç aslanlara, insanlara parçalattırıyorlardı. Hipodrom, evet. Yani o çok meşhurdur dünyada, afaros edilmek. Din yapıyor bunu. Mesela günlerce aç kalmış fareleri. Aç fareleri parçalattırıyorlar. Afaroz bunun şu. En düşük afaroz cezası neymiş biliyor musunuz? Hiç ambargodur. Hiç kimse sana mal satamaz. Hiçbir yerde mal alamaz. Dağa çıkıp kendi başlarında yaşayıp ölüyorlardı. En küçük afaroz buydu. Bunlar hep din namına yapıyorlardı. Dindi yani. Çünkü onların inancına göre avam tabakasında intibaha gelen hamiyet ferverlerin ve havas zalimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyet ferverlerin mütefekir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan, yani onlardan düşünen fikir adamları, hürriyet ferverler, yani hürriyetine susamış insanlar, fikir kalem yazıp çizen insanlar, yani kafa kaldırdı. Ne oluyorsunuz ya? Bir din böyle olmaz ki ya. Din böyle olur mu ya? Biraz önce getirmişti Yusuf. Bir Alman getirmişti. Hiçbir dinim yok dedi değil mi? Ben ona dedim ki tercüme etti. Sen tavsiye et yanlışımı, eksik kelimemi. Dedim ki bir din ki insanlar arasında diyaloğu kaldırıp kesme yani karşısındakini öldür, yok et diyorsa öyle din olur mu? Hem geçti öyle değil mi? Papa diyor bak ne halt etti şimdi temizleyemiyor diyor. Din öyle mi ya? Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle olsaydı Mekke'nin fethinde ne demiş? Evine sığınanlar, mabetlerinde olanlar, yani kılıç çekmeyenler efendim hiçbir şey yapamayacaktır. Nereye bakarsan değil mi? Her tarafta böyle hürriyeti getirmiştir yani. Ne demiştir zaten Bizans'ın altında İstanbul'da Konstantinli'de yaşayan onların mazlumları? Bu altında yaşamaktansa Osmanlı sarığın altında yaşamayı tercih ederiz. Osmanlı onlar çağırmış. O laf onların. Ve çünkü onlarca bu fikir adamların kafa kaldırması sebebi
Din namına papazlar diyor ki akıl şeytandır, kilisenin kapısına bırak. Kimse akılla kiliseye girmesin. Çünkü ne? Düşünmeyeceksin, sorgulamayacaksın. Oysa din, bizim İslam dini aklı şahit gösteriyor. Yaakilun, taakilun, efele tefekkirun, efele deyedeberun gibi ayetlerle aklı şahit gösteriyor. Anlamıyor musunuz, düşünemiyor musunuz diyor. Ondan sonra beşeriyete, beşeriyeti getirdiğini görmeden geliniyor mesela. İnsanlık kalkmış, kız çocukları canlı canlı gömülüyor. Ondan sonra adalet namına dediğim bir şey yok. Kim güçlüyse o haklıdır. Anlıyor musun? Bunları kaldırmış. En büyük şeylerinden bir tanesi de hürriyeti fikir, hürriyeti vicdan ve beşeri hürriyet getirmiş. Köleliği kaldırmış. İslam'da ceza hukuku topluma yansıdığı zaman aklına gözüküyor. Mesela Ramazan orucu geliyor şimdi. Orucu kasten açtın. Cezası nedir biliyor musunuz? Bir tane köleyi azat etmek. Bak ne kadar acayip bir şey. Cezaya bak. Allah ile ne alakası var şimdi? Toplumu nasıl ihya ediyor? İkinci ceza şekli oruç tutmak değildir. Değil mi? 60 kişi sabah akşam döveceğiz. Anlıyor musun yani? Yani cezaya dikkat ederseniz hep toplumu ihya, hep kucaklayıcı. Yani toplumdaki bir kötü bir adeti kaldırmaya dayalı. Tabii iyilik yapmaya şey yapıyor bu. Beşeri canlandırmak, kaya kaldırmaya dayalı. Dolayısıyla fikir adamları bu despot, tahakküm durumuna kalkmışlar. 400 sene yakın Frengistan'da, Avrupa'da ihtilalleriyle istirahat-ı beşeriyi bozmaya ve hayat içtimai zir-i züver etmeye bir sebep telakki ettiğinden, 400 sene iç savaş olduğundan, o mezhebe, bak o Katolik mezhebine, dinsizlik namına değil, belki Hristiyan'ın diğer bir mezhebi namına hücum edildi. Diğer bir mezhep namına ona hücum ettiler. Dinsizlik adına hücum etmiyor. Siz diyor dini kendinize göre bozdunuz diyor. Bana bir bardak su getiriniz. Çeşme sıcak akanından getir. Dolayısıyla o Katolik mezhebine karşı buradaki ifadesiyle evangeliş, Türkiye'deki ifadesiyle protestan hareketi başladı. Bu başlaması dinin, yani dinsizlik damına değil, başka bir mezhep. Ve tabakayı avamda ve filozoflarda bir küsmek, bir adavet hasıl olmuştu ki, onlarda düşünce, akıla düşmandı ya. Ve okudukça insan aklı gidesi geliyor. Ya yakın tarihi ya, 1789'dan önce. Halbuki din-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve şeriat-ı İslamiye karşı hiçbir mazlumun, hiçbir mütefekkirin hakkı yoktur ki ondan şekva etsin. Onlar akıl şeytandır. Düşünce şeye düşman. Ama halbuki tam tersine hiçbir mazlum, hiçbir mütefekkir düşünen dinde küsme yoktur. Çünkü tam tersine onu koruyor din. Hatta aklı şahit yapıyor. Düşünmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Niye? Bu akıl sahiplerine ibret vardır. Düşünenler için. Düşünürsünüz diye gibi. Yani aklı şahit gösteriyor. Niye anlamıyorsun? Bak hele şuraya diyor. Niye düşünmüyorsun diyor. Çünkü onları küstürmüyor, akıl sahiplerini onları himaye ediyor. Tam tersine şahit gösteriyor. Tarihi İslam meydandadır. İslam tarihi meydandadır. Akıl sahiplerini kendisine alıyor. Yani akla hitap ediyor Kur'an. İslamlar içinde bir iki vukuattan başka dahili muharebi dini olmamış. Yani İslam'da iki vukuat ama sıfırın ve öteki harbinin adı neydi? Bir tane de vardı ya. Hatırlamadınız mı? Hangi dönemde? Hazreti Ali zamanında iki tane savaş oldu ya. İki de sıfırın Cemel vakası. Niye bilginiz yok? Hem Hazreti Ali'nin zamanında iki tane dahili savaş var. Yoksa bir ağırlık mı var üzerinizde? İsterseniz dersi keselim böyle. Öyle dersi nasıl canlılığınız var mı? Son 15 dakikayı da böyle aklımıza takılan sorulara ayırırsak. Tamam. Belki mevzu biraz bizim tamam. Şu anda hadi tamam. Belki zor diyorlar. Şimdi Cemel ve Sıfın vakası dahili o da bir içtihadi farklılıktan geliyor. İçtihadi farklılıktan geliyor. Yoksa temelde bir itikad, dinle alakası değil. Diyor ki burada bir iki vukuattan başka dahili muharebi dini olamam, olmamış.
Katolik mezhebi ise 400 sene ihtilalatı dahiliye sebep olmuş. Hem İslamiyet havastan ziyade avamın tahassüngahı olmuştur. İslamiyet havastan ziyade avamın, mazlumların sinatkarı olmuş. Avamı koruyor. Havasa, burada okuyacağız. Havasa Hristiyanlık ne vermiş? Gurur, kibir vermiş. Çünkü ona şey vermiş, kutsiyet vermiş. Papazlara ve onun reislerine kutsiyet vermiş din, Hristiyanlık. Dolayısıyla papaz mısın, reis misin? Sen Tanrı'nın gölgesisin. Dolayısıyla ezilir. Ama İslam'da tam tersine ona o vermemiş. Tevazu sahibi ol, merhametli ol vesaire diye. Dolayısıyla İslamiyet'te üst tabakadan ziyade alt tabaka daha çok sığınmış. Dikkat ederseniz hapishanelerde Amerika'da en çok zenciler, şunlar, mazlumlar hep Müslüman oluyor. Değil mi? Malcolm X gibiler, o başlatmış şunlarla. Vücub-ı zekat da bak, zekatı farz kılmakla, hürmet-i riba ile, yani faizi haram kılma ile, havası, yani üst tabakayı, avamın üstünde müstebit yapmak değil, bir cihette hadim yapıyor, hizmetçi yapıyor. Yani faizi haram yapma ile, zekatı farz yapma ile, üst tabakayı, alt tabakayı hizmetçi yapıyor. Kazandın mı? Ver ona parayı bak. Seni değil o. Onun hakkıdır. Ben insanlar arasındaki diyalog gelişsin diye onun rızkını senin paranın içine koydum, sen ki ver ki aranızdaki uçurum olmasın. Yani insanlar arasındaki uçurumu kaldıran, fakir zengin arasındaki uçurumu kaldıran zekattır. Zekattır. Dolayısıyla ne yapmıştır? Havası avamın hizmetine koşturmuş. Hatta Seyyidu kavmi hadimun hayrun nas men yefun nas diyor. Yani insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bir milletin efendisi ona hizmet edendir. Seyyidu kavmi hadimun. Peygamber Aleyhisselam'a bir Yahudi geliyor mecliste. Diyor ki meclise, efendim bu kavmin seyidi kimdir? Bu kavmin seyidi kimdir? Su da atıyor Peygamber Aleyhisselam toplumuna. Diyor ki o bir tanesi sahabe, Yahudi'ye bu diyor su da atan. Yahudi aklı alır mı? Su da atan olur mu yani? Efendi halkına su da atır mı? Herhalde bu benimle dalga geçiyor dedi. Aynen öyle geçiyor. Gitti başkasının yanına oturdu. Dedi ki bu kavmin seyidi kimdir? Ya su da atan dedi. Ulan dedim bunlar hep dalga geçiyor benim. Gitti bir tanesi ne dedi ki? O da öyle deyince bu sefer su da atana döndü. Peygamber Hazretleri. Sen bu kavmin seyidi misin? O da dedi ki seyidi kavmi hadimi. Bir kavmin seyidi ona hizmet edendir. Hemen Müslüman. Allah Allah. Biz nasıl duymuştuk ya bunu? İşte kesen, kılıçtı, bilmem şöyle yapan, böyle yapan diye değil yani. E şimdi ne yapmış? Şaşırmış. Şimdi sana şey yapacak yani. Mesela Hazreti Ömer'i mahkemeye vermiş bir Yahudi. Şimdi sen Cumhurbaşkanı mahkemeye vereceksin. Hem Kur'an hakim lisanı ile, bak Kur'an hakim ne diyor bak. Efela ta'akilun. Akıl etmezler mi? Efela ta'akilun. Bak aklı nasıl şahit gösteriyor. Hristiyanlıkta akıl şeytandır. Kilisenin kapısına bırak. Başka? Efela yededdeberun. Düşünmezler mi? Düşünmüyor musunuz? Efele tefekkerun. Tefekkür etmezler mi? Efele tefekkür. Yani ne kadar acayip bir şey değil mi? Ne kadar temel temeline fark var. Gibi kutsi havaleler ile aklı istişhar ediyor. Aklı istişhar ediyor. Aklı şahit gösteriyor ve ikaz ediyor ve akla havale ediyor. Tahkika sevk ediyor. Onun ile ehli ilim ve ashab-ı akla din namına makam veriyor, ehemmiyet veriyor. Yani din namına havasa, düşünenlere, akıl sahiplerine makam veriyor ve değer veriyor. Katolik mezhebi gibi aklı azletmiyor. Akıl şeytandır. Kaç kenara. Tam tersine hükmünü söylüyor, bir düşün hele diyor. Aklı uygun değil mi? Aklı şahit gösteriyor hükmüne. Ehli tefekkürü susturmuyor, körü körüne
taklit istemiyor. Zaten İslam dini mübine girmek için şu kapıdan gireceksin. La ilahe illallah. Hemen tenkitle giriyorsun. La ilahe. İlah yoktur. İlah olabilecek kim olabilir? Yani bu ilah yoktur, bu ilah. Bak bakayım, ilah olabilecek bir şey var. Görecek misin bu kainata? Bu kainatın içindeki herhangi bir şeye ilah olabilecek, kainatta herhangi bir şey var mı? Yani insana ilah olabilecek ne var? Bak bakalım, göreceksin ki la ilahe, ilah olacak hiçbir şey göremezsin. En sonunda, en sonunda çalacak birisin. İllallah göreceksin. Hemen ilk önce zaten tenkit kapısıyla giriyorsun. Körü körüne girmiyorsun. Tenkitle başlıyorsun yani. Ne buna, bunun ustası kim olabilir? Hakiki Hristiyanlık değil, belki şimdiki Hristiyan dininin esası ile İslamiyet'in esası mühim bir noktadan ayrıldığında, yani Hristiyanlık da İslamiyet aslında itikat boyutunda hiçbir dinde ayrılık olmadığı gibi Hristiyanlığın hakikatında da yoktur. Çünkü Allah'ın diniydi. Ama o din namına, semavilik namına hiçbir alakası yok. Dediğim gibi size, İsa Aleyhisselam'dan 300 sene sonra havarilerinin talebesinin talebesi yazmış. Sabit farklar gibi çok cihetlerle ayrı ayrı gidiyorlar. O mühim nokta şudur. Şimdi sırayla okuyoruz. Yani Hristiyanlıkta bu, İslamiyet'te bu. Hristiyanlıkta bu, İslamiyet'te bu. Ben isterseniz hulasalandırdım şu şekilde. Fazla zamanımız almasın diye. Hristiyanlıkta bu, İslamiyet'te bu. O mukayeseyi sıralayayım. Burada tespit ettiğim kadar 3-5 tane, 15 tane fark. Ne getirmiş bakalım. Bir, dini İsevi'de sadece esasat-ı dini Hazreti İsa Aleyhisselam alındı. İçtimai ve furuat-ı şeriye havariler ve ruhani reisler ve büyük bir kısmı diğer semavi kitaplardan alındı. Sanki bir birincisine hariçten bir libas giydirilmiş gibi bu libas teptil edilir ise de İsa Aleyhisselam'ı tekzip ve inkar çıkmaz. Birinci farkımız bu. Yani amele ait bir şey getirmemiş, amel hariçten giydirilmiştir. İslamiyet'te ise amelle itikat hep aynı şey yapılmıştır. Dolayısıyla onlar da amel hariçten giydirildiği için o ameli bozmak, Hristiyanlığı bozmak olmadığında, adamın getirdiği dusturu bozmak olduğunda öyle değildir. Ama İslamiyet öyle değil. İki, ikincisi de ise esası din bir ceset ve cilt olmuş. Tebdil edilince inkar ve tekzip çıkar. İslamiyet'te ceset ve ruh bitimleşmiş. Aynı hakikat olmuş. Aynı hakikat olunca oradaki bozukluk oraya da bozukluğa netice veriyor. Üç, daha üç olmadı. Anane İslam'da ise en ince teferruatına kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan alındı. Üç, din-i Hristiyaniye havas ve hükümet adamları elinde avam tabakasına ve hürriyet ferverlerin mütefekir kısmını ezmeye vasıta olmuş, bir vasıtayı istibdat ve tahakküm olmuştur. İslamiyet bilakistir. O Hristiyan din adamlarının elinde Hristiyanlık tahakküm vasıtası olmuş. Yani zulmetme vasıtası olmuş. İslam'da tam tersine avamın elinde bir ölçü olmuş, öyle bakmış reislerine. Bir dakika demiş, kılıcımızın ucuyla düzeltiriz ya Ömer seni. Yani Ömer'e bak mesela. Yani Ömer, daha önceki Ömer. Onu bu hale getiren nedir? İslam'dır. Öyle değil mi? Yani İslam mesela, o İslam yaşanınca bak insanlar, mesela Sinan Atik dediğinden bir Rum mimarı, Fatih Sultan Mehmet'in ramına gitmiş, o sütunları keserek caminin sütunlarını kiliseye benzetmeye çalışmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Üç kıtanın hakimi, padişah olan Fatih Sultan Mehmet'e rağmen, hem de onu çalıştırıyor, para da veriyor, gidiyor, sakın ha şöyle yapın diye gidiyor, caminin girişini kiliseye benzetiyor. Gidiyor, o da sormadan, yargılamadan, ne kadar haklı da yoksa, padişah elini kestiriyor. Bir elini. Mahkemeyi biliyorsunuz, haklı olabilir ama padişah mahkeme kurulmadan ceza veremez. Sen nereden bana verdin? Ondan sonra mahkeme kuruluyor.
bir tarafta Rum mimar, bir tarafta Fatih Sultan Mehmet, bir tarafta ve onu yargılayacak da padişahın içindeki bir raiyet. Padişah'ta da hançer var, kadide de hançer var. Sonra söyleyecektir. Fatih diyor ki, eğer hançeri çıkarıyor mahkemeye, eğer ben padişahım diye hatır yapsaydım, hançeri öldürecektim. O da çıkarıyor. Diyor ki, ben padişahım diye bana hükmetmeye kalksaydım, ben de mesela bundan seni öldürecektim demiş. Ondan sonra ve Fatih suçlu çıkıyor. Haklı. Fakat sen kadisiz, mahkemesiz yargılayamazsın. Fertten ferde İslam'da ceza yoktur. Ve mahkum ediliyor onun da eli kesileceğini. Adam diyor ki mimar, Rum mimarı, Sinan Atik denilen adam. Allah Allah. Şimdi ben, aklı almıyor yani. Ben şimdi galip miyim diyor yani. Ben kazandım mı? Evet diyor. Şimdi bunun eli kesilecek mi diyor. Diyor ki bu adaleti sağlayan bu dine ben iman ederim dedi. Hemen iman etti. Fatih'te ve affediyorum dedi. Fatih'te bunun affına mukabil onu akçeye, maaşa bağlıyor. Kendi parasından, devlet hazinesinden değil. Kendi almış olduğu hazinedeki maaşını da ona para veriyormuş. 5. Bir sıralayıp hızlı hızlı okuyayım o zaman. Dini İslam ise hem avamın hem mütefekkirin hem istinadgâhı olmuştur. 5. Akla ve ilme değer vermiş. Körü körüne taklit istememiş. 6. Hem İslamiyet vücubu zekat ve hürmet-i riba ile havası avama müstebit değil, hadim etmiştir. 7. İslami tevhid-i hakiki dinidir. Vasıta ve sebepleri iskat ve enaniyeti nefsin rububiyetinden ta her nevi rububiyeti batılaya kırıyor, reddediyor, ubudiyeti haliseyi tesis ediyor. Yani onlarda bir kutsiyet veriyor Hristiyanlık papazlara. Bizde tam tersine rububiyetini, enaniyetini kırıyor. Tevazu sahibi yapmaya çalışıyor. Onlarda dindar, ne kadar dindarsa o kadar gururludur. O kadar despottur. Çünkü din namına hareket ediyor. O artık ne derse din oluyormuş. Oysa tam tersini bu. Din onun enaniyetini, gururunu, kibrini, firavun gibi hareket etmesini kırıyor. İslamiyet. 8. Hristiyanlık ise velediyet akidesini kabul eder. Vesait ve esbaba tesir verir. Din namına enaneti kırmaz, belki kutsiyet veriyor. Mesela velediyet akidesini getirmiştir. Haşa Tanrı'nın oğludur, baba oğlu akidesini getirmiştir. İslam'da tevhid vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. 9. Hristiyan havası mutasip bir dindar olur. Müslüman havaslar ise Adem-i salabetli olur. Yani Hristiyanın mutasipleri, bak mutasip bir dindarı olur, havası mutasip bir dindarı, mazlum havaslar ise Adem-i salabetli olur. Yani bizde böyle sağlam Müslüman olursa, böyle sağlam şey, o zaman daha mutasip olur. Onların ise ne kadar gururlu, kibirli olursan o kadar din namına hareket edersin. Dindar oluyormuş o. Din veriyor çünkü o gururlu, kibiri. 10. Onlardan çıkan filozoflar dinlerine lakayt ve maruz olur. İslam'dan çıkanlar ise hikmetlerini esasat İslam'ı bina ediyor. Onların filozofları hep dine, dikkat edin, Avrupa filozofları hep dine maruzdur. Hep bütün dinlere. İslam'dan çıkan filozoflar İslam'ı esas almıştır. Çünkü niye düşünen insan, efendim, onların aklı azletmesine hücum etmiş. Bakın filozofların, Avrupa filozofları hep dini muarızdır. Fikirler hep böyledir. Çünkü niye muariz çıkıyor? Çünkü öyle bir din ki aklı inkar ediyor, düşünceyi inkar ediyor. O neticeyi verdi, etki tepki bir. 11. Onlarda zindan ve musibete maruz olanlar dinden medet değil. Zindanda olanlar, hapise girenler dinden medet beklemiyorlar. Çünkü hapise girmeleri papazların ve din adamlarının emriyle olduğundan onlar serseridir, dinsizdirler diyor. Dolayısıyla hapiste olanlar ve mazlum olanlar dinden yardım isteyemiyorlar. Yok yardım çünkü din namına sığmaya uğramışlar. Belki çoğu dinsiz oluyorlar. Bizde ise zindan ve musibete maruz olanlar dinden medet bekliyor ve dindar oluyorlar. 12.
ne vakit İslam'a temessük etmişsek o zaman onunla zamana nispeten terakki etmişiz. Hristiyanlık ise bilakistir. Biz de Hristiyanlık ne zaman dine yapıştı, Hristiyanlar alçaldılar. Ne zaman Hristiyanlar dini bıraktılar, terakki ettiler. Ne zaman Müslümanlar dine yapıştılar, terakki etti, terakki ilimde çağıştılar. Ne zaman Müslümanlar dini bıraktı, o zaman tedeni etti. En büyük kısacası farklardan antika tarafı da bu. Çünkü niye? Yanlış formülü esas alırsan alçalırsın. Doğru formülü alırsan yükselirsin. Ve tarih buna şahittir. Ne zaman Müslümanlar dinden uzaklaştı, alçaldılar. Ne zaman hatta Türkiye'de bana diyorlar, hocam diyor Türkiye niye geri kaldı? Ben de diyorum ki, ne zaman bu diyor suç İslam'ın değil mi? Ben de diyorum ki, köy muhtarından cumhurbaşkanına kadar hangi rejimin adamıysa, kimin davasını, sistemini güdüyor?